Çocuklar şimdi sizlere kısa yoldan çarpmayı göstermek istiyorum. Sizler 10 ve 100 ile çarpmayı zaten biliyorsunuz. Ama onun haricinde kısa yoldan çarpma ile ilgili farklı kurallar da var. Onları da göstereceğim size. İlk olarak 5 ile çarpmayı gösterelim. İlk olarak 26 çarpı 5. 5 ile kısa yoldan çarpacağız. Çocuklar bunu zaten siz yani çarpabilirsiniz bu şekilde. Yani 6 kere 5, 30. 30'un 0 elde var 3. Daha sonra 2 kere 5, 10. 3 de elde 13. Ya bu şekilde yapabilirsiniz zaten. Ama bunun kolay yolunu göstermek istiyorum sizlere. Çocuklar bir sayıyı 5 ile çarpmak demek, o sayıyı 10 ile çarpıp 2'ye bölmek demektir. Yani 10'u 2'ye bölerseniz de 5 yapar. Örnekle göstereyim size. 26 ile hızlı bir şekilde 10'u çarpayım. Zaten siz 10 ile çarpmayı öğrenmiştiniz. 10 ile çarpmak ne demek? Onda bir tane 0 olduğu için 26'ya bir 0 ekliyordum. 26 yazıyordum, bir 0 ekliyordum. 260. Bakın 10 ile çarptınız. İşte 260'ı 2'ye nasıl bölersiniz? Hızlı bir şekilde bölmeniz lazım. Eğer siz gerçekten bölme işlemi yaparak bunu böyle bölecekseniz zaten hiç yapmaya gerek yok. O zaman işlemi daha da uzatmış olursunuz. Bizim amacımız zaten kısa yoldan çarpmak. 260'ı 2'ye nasıl bölebilirsiniz? Daha doğrusu 26'yı. 26'yı 2'ye bölerseniz kaç yapar? Evet, aranızda 13 yapar diyenleri duyuyorum. 13 yapar. En son 0'ı da eklersin. 130. Hadi o zaman gerçekten de işlemimizi bir yapalım. 26 ile 5'i çarpalım bakalım. Gerçekten cevap 130 mu olacak? 5 kere 6 30. 30'un 0'ı elde var 3. 5 kere 2 10. 3 de elde 13. Bakın 130. Gördüğünüz gibi aynı oldu. Yani çocuklar dediğim gibi eğer bunu uzun uzadıya yapacaksanız böyle yapın. Ama bence alıştığınızda çok rahat bir şekilde bunu aklınızdan, zihninizden çarpabileceksiniz. Şimdi birazdan 10 ile çarpmaya geçeceğiz. Zaten onu görmüştünüz ama bir de tekrar edelim. Evet, 10 ile kısa yoldan çarpma. 168 çarpı 10. Çok basit zaten değil mi? Hemen anladınız. Zaten 10 ile çarpmak demek bir sayıya 0 eklemek demek. Çok rahat bir şekilde bunu zaten 168 çarpı 10. 168'i yazarsınız. Sonra hemen 10'da bir tane 0 olduğu için o 0'ı buraya aktarırsanız cevabınız 1680 olur. Bunu anladınız. Bunda sıkıntı yok. Ama şimdi 10 ile kısa yoldan çarpma derken sadece 10'u mu düşünmemiz lazım? Bir bakalım. Mesela 10'u değil de 20 diyelim. Mesela 27 çarpı 20. Bunu nasıl yapacağız? Bu kısa yoldan olur mu ki acaba? Düşünelim. Bence olur. Niye? Onu söyleyeyim. 20 neyle neyin çarpımı? Mesela 2 ile 10'un çarpımı. Değil mi 20? 2 ile 10'un çarpımı. 10 ile 2'nin çarpımı 20. O zaman şöyle yapsam olur mu? Ben 27'yi önce 10 ile çarpsam, sonra 2 ile çarpsam çok rahat bir şekilde bulabilirim. O zaman öyle yapayım. Bir kez daha böyle göstereyim size. 20 demek zaten 10 çarpı 2 demek çocuklar. Sıkıntı yok. O da 20 yapıyor. O zaman ben 27'yi önce 10 ile çarpsam hızlı bir şekilde çarparım. 27 çarpı 10. 0 attım hemen. 270. Hızlı bir şekilde 270 ile 2'yi çarparım. Sizler boş bir yere çarpabilirsiniz. 0 gömmeden çarpsam 27 çarpı 2 54 yapar. 0 hemen atarım. 540. Gördüğünüz gibi. İsterseniz hemen bir boşluğa yapalım. Bakalım doğru bulmuş muyuz? 27 çarpı 20. 0 görmeyelim çocuklar. 2 kere 7 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 2 kere 2 4 bir de elde 5. 0 direkt aşağı. Gördüğünüz gibi 540 yapacak. İkisinde de aynı sonucu bulacağız zaten. Çok da değişen bir şey yok. Ama alıştığınızda zihninizden hızlı bir şekilde yaptığınızda emin olun bu daha eğlenceli gelecektir. Yani mesela 12 çarpı 40. Az önce yaptığım gibi mesela 20'yi 10 çarpı 2 diye ayırıyordum. 40'ı da o zaman 10 çarpı 4 diye ayırabilirim. Gördüğünüz gibi 40'ı da 10 çarpı 4 diye ayırdım. Ya da 4 çarpı 10 hiç fark etmez. O zaman ben 12'yi önce 4 ile çarpayım. Sonra en son 10 ile çarparım. Olur. O da olur. 12 çarpı 4. Önce. Hızlı bir şekilde 12 çarpı 4 kaç yapar? 2 kere 4 8 hızlı bir şekilde 48. Hemen 48'i 10 ile çarpayım. Hop. 48'i yazdım. 0'ı ekledim. 480. Önce 4 ile çarptım. Sonra 10 ile çarptım. İsterseniz önce 10 ile çarpın. Sonra 4 ile çarpın. Fark etmez. Gördüğünüz gibi 480 sonucunu buldum. Mesela 15 çarpı 70. Yani 10 ve 10'un katlarını çarpmaya devam ediyorum. 15 çarpı 70. Yani 10 çarpı 7 aslında bu. Aynı şey. O zaman ben 15 ile önce 7'yi çarparım. Sonra 10 ile çarparım. Yine sonucu bulurum. Yani hızlı bir şekilde 15 ile 7'yi çarpsam. 7 kere 5 35. 35'in 5 elde var 3. 7 kere 1 7. 3 de elde 10. 105. Hemen durmuyorum. 105 ile 10'u çarpıyorum. 10 ile çarpmayı zaten biliyorsunuz. Bunun yanına 1 0 ekleyeceğim. Yani 105'in yanına 1 0. 1050. Bu şekilde. Bu şekilde çocuklar daha eğlenceli.
ve daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ama mutlaka bunlarla ilgili çok alıştırma yapmanız lazım ki tamamen aklınıza yerleşsin. Şimdi de 25 ile kısa yoldan çarpmaya çalışacağız çocuklar. Evet, 16 çarpı 25. 25 ile kısa yoldan nasıl çarpabilir? Bence daha önce öğrendiğimiz bir kısa yolu kullanmamız lazım burada. Ben 25 ile çarpmak yerine 100 ile çarpıp 4'e bölsem olur mu? Bence olur. Çünkü 100'ü 4'e bölünce zaten 25 yapar. Ben önce 100 ile çarpsam sonra 4'e bölsem 25 ile çarpmakla aynı şeydir bu. Çünkü 100 bölü 4 25. Şöyle yapalım. 16'yı önce 100 ile bir çarpalım. Çok kolay çarpabiliriz. 16'yı hemen yazarım. 2 sıfırı buraya atarım. 1600. 1600. Hemen böl 4'e. 1600'ü böl 4'e. Sakın uzun uzadıya bölmeye çalışma. Sıfırları görme. 16 böl 4 kaç yapar? 4. Aferin. Şimdi sıfırları atabilirsin. Bakın 400. Hadi uzun yoldan yapalım buraya. 16 çarpı 25. Bakın ben hemen buldum orada. 6 kere 5 30. 30'un sıfırı elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde 8. Devam ediyorum. 2 kere 6 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 1 2. Bir de elde 3. Toplayalım bunları. 0. 8 2 daha 10 elde var 1. 3 1 daha 4. Bakın 400. Aynı şey. Gördüğünüz gibi. Bu da 400. Bu da 400. Ama bence bu daha hızlı oldu. Siz de 25 ile çarparken önce 100 ile çarpın, sonra 4'e bölün. Çünkü 100 bölü 4 25 yapar. Aynı sonuca çıkacak. Şimdi de 50 ile kısa yoldan çarpmaya çalışalım. Mesela bir örnek yazalım hemen. 18 çarpı 50 diyelim. Az önce yaptığımız 25 ile kısa yoldan çarpmada biz ne diyorduk? Önce 100 ile çarpıp sonra 4'e böleriz diyorduk. O zaman aynı şekilde önce 100 ile çarpıp sonra 2'ye bölsek 50 ile çarpmış olmaz mıyız? Evet oluruz. O yüzden ben 18 ile önce 100'ü çarparım. Hızlı bir şekilde bunu çarpabiliyorsunuz zaten. 18'i yazıp 100'ün 2 sıfırı var atıyorum. 1800. Hemen 1800'ü 2'ye bölerim. Çünkü 100 bölü 2 50 yapar. Aynı şey. Sıfırları görmüyorum. 18 bölü 2 9. Çok güzel. Sıfırları sonradan atarım. Gördüğünüz gibi bakın 900. İsterseniz bu tarafa da çözeyim. Hemen çözeyim. 18 çarpı 50. Uzun yoldan. Hatta sizin için sıfırları da yazayım. 0 kere 8 0. 0 kere 1 0. 5 kere 8 40. 40'ın sıfırı elde var 4. Bakın ne kadar boş boş uğraşıyorum. 5 kere 1 5. 4 daha 9. 0 0 9. Bence bu daha kısa yoldan. Bence bu daha kolay oldu. Daha rahat oldu. Sizler de 50 ile çarparken kısa yoldan bu şekilde yapabilirsiniz. Son olarak da 100 ile kısa yoldan çarpma var. Zaten bunu geçen senelerde öğrenmiştiniz. Hatta biraz zor sorayım. Aslında hiç fark etmez. Çünkü mantığı çok iyi biliyorsunuz. Ben biliyorum. Bunu da yapacak. Bir sayıyı 100 ile çarpmak. 100'de kaç tane sıfır var? 1, 2. O zaman bu çarpanın yerine yanına 2 sıfır ekleyeceğim. Yani 200, hemen şöyle yazayım. 2752'nin yanına bu 2 sıfırı atacağım işte. 1, 2. Birler onlar yüzler. Bu şekilde. 275.200 şeklinde yazabilirim. Bir örnek daha yapalım hemen. Mesela 283 çarpı 100. 283 hemen yazarım. Hop, bu 2 sıfırı direkt buraya atarım. Ne oldu? 28.300. Bu şekilde yapabilirsiniz çocuklar.